Aleviler her ortamda söyledikleri gibi burada da ifade edeyim. Birinci yüzyılında beklentilerimizin hiçbirini bulamadık. Yani Aleviler Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken tercihlerine Cumhuriyet'ten yana yaptılar. Ama ne yazık ki Selçuklu'dan Osmanlı'ya devam eden katliamları, baskıyı, zulmü, asimilasyon politikalarını katmerli bir şekilde Cumhuriyet'in birinci yüzyılında da yaşadılar. Şimdi ikinci yüzyılında, birinci yüzyıldan ne beklediysek aslında aynı şeyleri bekliyoruz. Yani daha demokratik, daha laik, daha özgürlükçü bir cumhuriyet, daha demokratik bir cumhuriyet bekliyoruz. Bu haliyle aslında beklediğimiz ne varsa aslında sadece Aleviler için beklemiyoruz. Yani bu toplumun tamamı için, bu ülkede yaşayan bütün ötekiler için bekliyoruz. Yani biz ne talep ediyorsak bütün ötekiler için talep ediyoruz. Bu biçimiyle birinci yüzyılda yaşadığımız katliamlarla yüzleşilmesi, Cumhuriyet öncesi dönemlerde yaşadığımız katliamlarla yüzleşilmesi ama her türlü katliamla yüzleşilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eğer tarihle yüzleşemez isek ikinci yüzyıla çok sağlıklı bir bakış açısıyla giremeyeceğiz. Yani biz bu tarihin her aşamasıyla, Selçuklu tarihiyle de, Osmanlı tarihiyle de, Cumhuriyet'in bu birinci yüzyıllık tarihiyle de ve bu tarihte yaşanmış bütün katliamlarla, bütün acılarla, bütün antidemokratik uygulamalarla yüzleşilsin istiyoruz. Yani Almanya'nın Nazilerle yüzleştiği gibi, Avustralya'nın aborjinlerle yüzleştiği gibi ya da Amerika'nın siyahilerle, Kızılderililerle yüzleştiği gibi Türkiye'nin de bu ülkede yaşanmış bütün katliamlarla, en başta Alevi katliamları, Ermeni katliamları, Kürt katliamları ve biz dünya yaşam, hatta doğa katliamları. Daha da doğa katliamlarıyla hepsiyle yüzleşilmesi ve daha demokratik, daha çağdaş, daha layık bir cumhuriyeti hep beraber, hep birlikte inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Alevilerin Cumhuriyet'in birinci yüzyılda yaşadığı acı, çektiği acılar, katliamlar, soykırımlar, sürgünler, yok saymalar, ötekileştirmeyi ikinci yüzyılda yaşamamak istiyoruz. Bunun da tek bir çözümü var. Türkiye'nin layık ve demokratik bir yapıya kavuşması lazım. Yani demokratik bir cumhuriyete ihtiyaç var. Demokratik cumhuriyetin oluşumu için sadece Aleviler değil, bu ülkede, bu topraklarda yok sayılan Kürtler, işçiler, emekçiler, yok sayılan herkesin birlikte mücadele etmesinden geçiyor. Mücadelemiz böyle olmalı. Yani bakışında bir sakatlık olduğunu zaten söylüyoruz. Bu anlamda her seçim döneminde Alevilerin hatırlanılması, Alevilerin akla gelmesi, sadece bir oy veren kesim olarak görülmesini doğru olmadığını her fırsatta dile getiriyoruz. 14 Mayıs öncesi de aynıydı. Mevcut iktidardan bir beklentimiz yok. Mevcut iktidar yine süslü cümleler kullanacak yerel seçimler sürecinde. Ama bizim yerel seçimlerde Türkiye'de yaşayan, ötekileştirilen her kesimi yerel yönetimler yasası çerçevesinde, hemşericilik hukuku çerçevesinde eşit davranan, adil davranan, demokratik davranan bir yerel seçim tercihi yapacağımızı herkes bilmeli. Ama bilinçli olarak her geçen gün sistem kendi alevisini yaratmak için durmadan örgütler kuruyor. İster bir köyde, ister bir ilçede, ilde kendi imkanlarıyla örgütlü bir yapı oluşturan tüm kurumlara, tüm yapılara gelin. Başta Alevi Bektaş Federasyonu olmak üzere onun birleşeni olabilirsiniz. Dernekler Federasyonu'nun bir birleşeni olabilirsiniz. Türkiye'de merkezi örgütlülükle bir birliktelik, bir mücadele birlikteliği, dayanışmayı sağlamaya davet ediyoruz. İkinci ve en önemli şey de şu: ocak ve dergah temsilcileri. Babalarımızın, dedelerimizin, pirlerimizin, müşriklerimizin bu yolu tüm zorluklara rağmen, tüm baskılara, yok saymalara rağmen bugüne kadar özlü ve doğal haliyle bugüne kadar taşıdılar. Ne olur menfaat ve çıkarınız için, bireysel çıkarlarınız ve menfaatleriniz için bu yola ihanet etmeyin.